Kıymetli dostlarım merhabalar. Clear Sky'a devam ediyoruz. Ben bir süredir oyunu oynayamamıştım. Bu arada stoktaki videolarımı tüketmiş oldum. Arkadaşlar iki tane anten. Bunları ele geçireceğiz. Antenlerden bir tanesine zaten burası sahip. Paralı askerler saldırıyor biliyorsunuz. Ancak nereden geldiklerini göremiyoruz. Nereden geldiklerini görebilmemiz için bu bölgedeki Dark Valley bölgesindeki tüm antenleri ele geçirmemiz lazım. 3 anten var. Birine sahipler. 2 tane kalıyor. İkinci anteni de alacağız. Zaten bakın burada çatışmaya girmişler bile. Biz hemen buraya fazla vakit kaybetmeden gidelim. Bu ikisini de alalım. Buradaki abimiz zaten bize buraya, yani biraz kendisine yardım ettik ve bize peşinde olduğumuz adam hakkında güzel istihbaratlar verdi. Ana görev burada. Ama kendisine gene bir yardım edeceğiz. Şimdi bu yan göreve gidelim. Daha sonrasında ben ana hikaye yine her zaman olduğu gibi tam gaz devam edeceğim. Silahlarımız bu şekildeydi. Ağırlığımız da gayet güzel. Evet. Ya bayağıdır şaka maka oynamadım. İyi de maşallah şey birikmiş oyunumuzda. Birkaç bölüm. Çok özür diliyorum gençler. Tamamdır. Şimdi burada yan görev, burada bir de geliştirmeyi bul görevleri varmış. Bak bunlar ne iş? Ha, okey, hatırladım, tamam. O biraz zor iş. O görev büyük ihtimalle bir süre boyunca kalacaktır orada. Bu oyunda bol bol FPS yapıyorum. Oo, çatışmaya girmişler. Oha, antenin biri gitti mi lan? Antenin biri ele geçiriyordu oğlum. Tesadüfe bak. Oo, çok iyi savaşıyorsunuz. Gençler bana pek ihtiyacınız yok gibi görünüyor. Ya sen de bataklıkta ne yapıyorsun ya? Abi basa biliyor musunuz? Great job. The antennas are under our control. Initiating scan. We have the tunnel coordinates. It's near the deserted factory. That's how the mercenaries are getting into the Dark Yardım Valley. Gelene kadar Attention all bölgeyi squads. Koru Find the diyor. tunnel and destroy it. Tüneli bul ve yok et, tamam ama bombayı al. Bu neydi abi? Silahlarımızı da unuttuk. 0.45 kullanıyor muyuz biz? Kullanmıyoruz arkadaşlar. Kullanmıyoruz arkadaşlar. 0.45 neye lazım olacak? Buna lazım değil. Buna da lazım değil. Tamam. Çatışma çıktı gene. Onanmadan gideyim diyorum ya. Oo. İçeri dalıyorlar ha. Çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli böyle. Etrafından dolanıp girebileceğim bir yer var gibi. Yok galiba. Adamlar ölmeden girsek iyi olur. Oo. Orada anomali var. Ne yazık ki giremiyoruz. Ön kapıdan gireceğiz. Ekibe join olalım arkadaşlar direkt. Oha. Not
merminin gittiği yönlere bakın ya. Sakinlik yapmadan daha iyi vuruyor sanki be. He? Silahın da tutup yapması yani. Ah, bunu da kullandık arkadaş. Şerefsiz. Hocam bu silah nasıl? Bulunsun yanımızda belki satarız ya. Mekanlara bayılıyorum ya. Böyle diyoruz da çıkmaz yola girdik. Öteki taraftan dolanmamız lazım. Çok fena yoruluyor karakter. Almasak mı bunu be? Oğlum nereye ateş ediyorsun? Bakın bu silah hasar anlamında isabet oranı çok iyiymiş alanında. Yani evet kapışır bunlarla. Kullanılabilir ama malum çok fazla ağırlığımız var. Siktir ya. Tanıyoruz. Allah Allah. Zırhını ateş ediyoruz. Bizde salaklık. Gel. Nedir ya? Deneyelim mi bunu? Bak bunun isabet oranı gerçekten daha iyi. Normal mermiyi takalım bu arada. Bir dakika. Burada dürbün görüyorum ben. Oğlum bu ne? Şarjörü boşalt. Tak. İşler değişir. Aga. İşte bu. Kayıt. Tık. İp gibi gidiyor vallahi mermi he. Stalker için çok iyi bir şey tabi. Günümüz arcade oyunlarında, FPS'lerindeki gibi değil arkadaşlar bu oyun. İnanın bana. Hedef alıyorsunuz ama ateş ediyorsunuz, ediyorsunuz. Mermi bir türlü isabet etmiyor. Şimdi bakalım bir dakika.
Neredeyiz? Buradayız. Parlaz kenar buradan ortaya çıkıyormuş bu arada. O kadar basit bir yerden miymiş? Takip etmemiştim görevin devamını. İsmen de. Hey yavrum be. Ya arkadaşlar 2008 yılı şu texture'lara bakın ya. Yakınlaştırdığımız halde bozulmuyor neyse. Oyunumuza devam edelim. Biz çok fazla bölmeyeyim. Ölümümüzü almaya gideceğiz. Hala etrafta birileri var ama. Kime sıkıyor lan bunlar? Alt katta birileri var. Bu arada Freedom'larla direkt dost oldum. Bayağı dost oldum hem de. He. Bakın şimdi. İstatistikler Freedom'lar bayağı arttı. Stalker'lardan daha iyi yakınız artık bunlara. Burada bir şey çıkar mı bana? Bak bak birileri var bak. Manyak mısınız lan? Sakin. Binaları böyle tek tek modellemişler. Çok güzel ya. Vallahi ben bu oyunu muhtemelen bitirene kadar da övmeye devam edeceğim. İkinci oyunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ya. Abi yok bir şey çıkmadı. Şey çıkmadı. Hiç fena olmayan bir fizik motoru görmüş olduk orada da. Bakın bu silahın bana avantajı sadece hasar. Durum önemli değil. O silahın durumu ayrı bir şey. İsabet oranı şeymiş. Ancak tutuşu, atış sertliği falan hiç fena gözükmüyor. Bu bayağı düşüyor yani. Bu silah bundan da hemen hemen katı yani şey olarak. Evet, aslında bunu satmak lazım. Bunun mermisi neydi? 56-45. Aynı mermi. Yani bu silahın bana buna nazaran sadece hasarı bir tık daha artıyor ama bu çok daha iyi olduğu için aslında bunu direkt yok edebilirim ya. Freedom'lara şu anda şey yapsak, alışveriş yaptığımda muhtemelen daha iyi paraya satabilirim diye tahmin ediyorum. Bunlar önemli arkadaşlar. Şu vodka. De aslında silahtan ziyade şeyi sattığımız zaman da çok iyi oluyor. Yani mermileri azalttığımız zaman da. Bende çok fazla mermi var ya. Neyin mermisi var oğlum böyle? Bak şimdi. Bunu bununla kullanıyoruz. Bu ne? Aldık bunu. 5.45. 5.45 hiçbir şeyde kullanmıyoruz. Satarım şimdi zaten gidiyorum ya. Bu benim ne işime yarayacak? Radyasyon 1 verirken kimyasallardan bizi +4 koruyor. Ben bunları da pek kullanmıyorum gibi görünüyor bu oyunda yani. Sürekli satıyorum. Burada çok mermi var ya. Evet bu mermilerin hepsini kullanıyorum abi. Bunun mermisi, bunun mermisi, bunun ve Tarama'nın mermisi. Bir de onların ayrı modları da var. Kendi içerisinde yok. Zırh delici vesaire gibi özellikleri olan.
O yüzden çok fazla mermimiz var. Silahı sattığında 5 kilo azalacak. Ama var şuradaki mermiler sattırsam 9-18. 9-18. Tabancayı bu kadar kullanmam. Tabancanın mermisini bence yarıya indirebiliriz. $1,000. Güzel. Al sat yapalım biraz. Aa, sana satamıyoruz bunları. Tamam. Sana değil de şuradaki arkadaşımıza satıyoruz. Karşılıklı mı satıyoruz? Dur bakalım. Tamirci. Tüccara satıyoruz. Tamirci de silahlarımı tamir ettiremiyorum galiba ya. Bir, ya ettiriliyordur da ben mi atladım? Bir ona bakacağım. Tatta mıydı ya bu arkadaş? Mükemmel ya. Come come, hey buddy, looking for mercantilism. Testorunu hiç sevmedim dostum. Ya dayı, 5.56 tamam, 5.56 dürbünü de bunun da var artık zaten. Bunu dürbün için tutuyordum. Sen bunu al değil. Şuradan birazcık sana satalım. Bu neydi? 9.19 9.18 9.19 şunun oluyor. Bu onun mermisi. Bu da onun mermisi. Bu ney? 9.18 P. Güçlendirilmiş durumda etkisinde sahiptir. Zırh hedeflerine karşı etkisizdir. Zırh hedeflere karşı etkisizmiş. Biraz daha bunları verelim. Oğlum bu ne ya? Bak ben anlamıyorum. Yani bunu 5000 ru diyor. Lakin durumunun düşük olması ve pazarlık payınıdır ne boktur. Çok ölü fiyata satıyor. Hadi yani yapacak bir şey yok, ne yapayım ya. Yani. Al şunu da. Yer açılsın. Ne yazık ki para anlamında büyük sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Şu 2400 ruya gidiyor be. Çok iyi paraya gidiyor bu. Yani bunu da satıyorum abi. Bunu da satıyoruz. Karşılığında arkadaşlar kıyafet alıyoruz. Tabii ki de bunu alıyoruz. Kıyafet çok önemli. 5 kilo. Bu mu daha iyi, bu mu sizce? Koruması 7. Bak 7-7-25 falan diye giderken bu 9 okuyor. Ama 5 kilo hocam. Bu kaç kilo? Bu da 4 kilo. Oradan düşecek. Ver bunu. Al sat. Yeterli param mı yok? Ne diyorsun ya? Ben mi yanlış gördüm? 6250 tamam. Tamam benim 8000... dur bir dakika. 8165 hey, abi. Way to offload your crap on me. I'll know better next time. Bakın bu farklı tırlar sınıfına giriyormuş. Freedom teknisyenler tarafından üretilmiş. Kevlar ile kaplı bu zırh kısa namlulu silahlara karşı koruma sağlar. Suite'de kullanılan kumaşın içinde bulunan özel solüsyon sayesinde anomalara karşı etkili koruma sağlıyor imiş kendisi. Bu daha pahalı. Freedom kıyafeti, zırhı. Bu daha ucuz. Stalker'ların tarafından el ile yapılan bir suitmiş. İçerisinde hafif ordu zırhı ve koltuk vardı. Tabanca mermilerine bile karşı etkisiz olan bu suit zonda çok fazla tercih ediliyormuş. Sebebi ise kolay modifiye olmasıymış. İki tane artifak kapasitesi taşıyabiliyormuş. Tamam. Ama niye bu daha pahalı? 7725 707 11 9925 90 911. Bu daha iyi, daha ucuz.
Yani Freedom'a gerek yok abi, bunu alırım yani. Niye yeterli param yok benim, ben anlamıyorum. Niye 9000? Abi yok, bu işte bir enayilik var, bu herif kazıkçı. Anladınız mı? Yani bu adam bana pahalıya satıyor, değerinden pahalıya satıyor. Allah Allah. Burada niye, çeviride mi yanlışlık var acaba? 6250 ru diyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Biraz daha idare edeceğiz. Hatta idare etmeyeceğiz. Arkadaşlar bizim kordona mı gitsek ya? Ulan çok uzağız oraya lan. Yok, şeye de gidebiliriz aslında. Bana festival yaptıracak kişi bunlar, evet. Festival yaptıracak olan arkadaşlarımızın yanına gidelim. Tamam mı? Buradan şeye gidelim. Bu Swamps bölgesinde, bizim Clear Sky alanında daha iyi ticaret yapabileceğim bir yer veya kordonda. Ne bileyim abi. Ben ona biraz bir bakacağım ya. Oho, uzaklara 3800 ruble'ye götürüyormuş. Dolar diyoruz ya bu arada. Ruble. Kordona falan 3800 ruble'ye ben gidersem zaten kıyafet alamıyorum. Kendimiz gitsek daha iyi. Vay be, oyunun şeyi çok zor. Çok kararsız grafikçisi. Ya abi, şimdi çok kötü. Kıyafet durumu gerçekten çok kötü. Devriye indisi. Ama 3-10-3 falan ya. Yani. Tamam. Şöyle yapalım. Tamirci neredeydi? Şurada tamirci vardı. Şurada tamirci vardı. Tamirciye bir gidelim. Neyi nasıl tamir edebiliyorum onu da öğrenelim. En azından şu silahlarımızı falan, bunun durumu gayet güzelmiş bu arada ya. Bunu tamir etmeye pek bir şey gerek. Kıyafeti tamir edebiliyor mu bilmiyorum. Is it me or everyone's hands growing out of their asses? Nah, it's not me. Ne kadar? 1452 mi bu? İyiymiş, ucuzmuş. Bunu da anlaşıldı. Buna ver abi. Buna da ver. Ya şimdi yeni kıyafet alacaksam gerek yok da, bu da çok pahalı değilmiş ya. Tamam, tamir ettim gitti vallahi ya. Buna da ver. Tamam, birazcık bunlara harcamış olduk, yapacak bir şey yok. Burada neyin var senin? Ne yapıyor? 2500 rubleye atış hızı artı 15 gidiyor. İsabet oranı. Bunun neyi düşüktü? Hasarın arttırabileceğimiz neyimiz var? Geri tepme. Mermi hızı tutuşu. Atış mekanizması geliştirme. Atış hızı. Ya geliştirelim. Buna bari yatırım yapalım ya. Gerek var mı lan? Şu arada kalıyorum ya. Atış bize atış sertliğini mi arttıracak, hasarı da arttıracak mı? Yok be. Bence vermeyelim bunlara para. Bak, para biriktiriyoruz. Biriktirmemiz lazım. Para biriktirelim arkadaşlar. Şey yapmamız Goodbye, lazım. Goodbye lady. Kıyafet almamız lazım. Bu oyuna kıyafet çok önemli. Daha dayanıklı olmak zorundayız. Abi ben ana hikayeye gidiyorum. Buraya. Buregin olduğu yere doğru gidiyoruz. Akşam oldu ama yapacak bir şey yok. Bu arada ne yazık ki şeyimiz yok. Sağlık doldurabileceğim bir şey yok. Tüccara bir gidelim. Bu adi köpek de çok pahalıya satıyordur değil mi? Şura 1080 rubleye bir sağlık, bir sargı bezi alıyorum. Aldım. Yapacak bir şey yok. Onlar önemli. Yolculuğa çıkıyoruz. Hele ki gece yolculuğa.
Hadi bakalım. Abi şurada bir şey var. Allah. Hiç de iyi bir şey değil. Tamam. Nereden gideceğim? Her yerde dostumuz var. Buraya ilk gelişimi hatırlıyorum, bu bölgeye. Nasıl gidiyor gençler? Of, var ya, fena savunma yaptılar. Bunlar şey miydi? Freedom bunlardan, sıkıntı yok. Bu arada envanterlerimizi tamir etmeyi bulmamız iyi oldu. Ben geçen seferler doğru... Bu ne lan? Gözlerim karardı, yemin ediyorum. Yapacak bir şey yok. Pekala. Bakalım Frank... Buralarda mı? This place is pretty damn good. Look at all these stalkers charging in here like flies to honey. I wonder what they're after. Nah, it's too bad that punk got away. Screw him. He dropped his shit. That's all that matters. Yeah, let's grab the best stuff and get the hell out of here. Abi soymayın beni. Çok emek verdim üzerimdekilere. Bütün param gitti. You're still with us, Mark. Good, good. Fang's PDA is right next to you somewhere. Find it. Siktir. Kıyafetimi bile aldılar. Üşüdüm. Tekrar olarak durum değişti. Birileri zonun merkezine gittiğimizi öğrenmiş ve bizi takip ediyor. Biz hareket eden hiç planımız bizim cüveyi sakladı. Kodu da değiştirmiş. Kimliği belirlenmeyen bir grup saklı zonun merkezine gitmiş. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama büyük emisyondan kurtulmayı bile başarmışlar. Keşke başaramasalardı çünkü o yollar tekrar sizce olmadığı sürece zon sakinlik gibi. Onu bilecek bir şey. Ya stalkerları durdururuz ya da zor emisyon yollamaya devam eder ve her şey yok olur. Açıkçası bunu biz yapmalıyız ve çabuk olmalıyız. Koordinatlar Frank'in PDA'sine. Eminim ki orada bir çok şey bulabiliriz. Daha da Frank'in PDA'sini aldık arkadaşlar biz. Abi beni soyanlar kim? Benim onları bulmam şart. Eşyalarını geri al. Alacağız. Abi yol çok uzun yalnız ya. Böyle gideceğiz. Buradan gideceğiz. Burada. Stalker'ların zulası. O zulada bizim eşyalarımız var. Benim anladığım kadarıyla, eğer yanlış anlamadıysam dostlar, Fregil de bir takım zulası mı var orada? Daha doğrusu Fregil bunlar rehin mi almış da kaçmış adam? BDS'i ne arıyordu orada? Aa, buradan eşyalarımı geri alacağım. Banditler de var orada. Oh! İlk bölüm misali tabancayla tekrar baş başayız dostlar.
En güzel avantajı ise istediğim kadar koşabiliyorum. Karakterim neredeyse hiç yoruluyor. Fakat dikkat etmek zorundayız. İnanılmaz ölümcül durumdayım şu anda. Tek mermiyle bile ölebilirim. Zor nişan alacağız. Oha, hemen de geldik. Dur bakalım ya. Selamünaleyküm. Beyler. Bunlar nereye gidiyor? Ben bir an için şey düşündüm. Eşyalarımı alırsam bunlar bana saldırır diye düşündüm ama. Bırak abi şunu. Hepsini bırak. Alayım. Oh. Hepsini al işte ya. Tamam. Aynen kaldığımız yerden dostlar. Abi vermem. Vermem, ben bunları öyle kolay kazanmadım. Şimdi buradan gidebiliriz. Bak şurada da şeyler var ha. Buraları da alma. Oğlum baya böyle aslında alınabilecek yerler, şeyler var da hiç vallahi gidemem. Bazılarının içinden boş çıkıyor. Gerek yok. Buradan böyle yardırayım gideyim ben. Düşmanlar çıkmayacak. Zaten buradaki insanlarla da dostuz. Banditlerle. Bundan bir yıl sonra yani Shadow of Chernobyl oyununda banditlerle fena kapışıyorduk. Hatırlarsanız. Şu anda banditlerle dost değiliz de şeyiz yani. Birbirimize sıkmıyoruz. Biri benimle konuşmak istiyor ancak kim olduğunu anlayamadım. Dokunmuyorum silaha. Gel konuş benimle. Bu benzer mevzuyu daha önce de yaşadık. Bu banditler zaten var ya, yani olay olsun diye canlarını şey yapıyorlar ha. Şimdi sakince ceplerini çıkar, bunları almamızın nedenini merak ediyorsun değil mi? Biz buranın düzenini koruyoruz, karşılığını isteriz. Sıfır para mı verildi? Stay right there old man. Çok fazla akıllısın, tamam parayı alıyorum. Ama ekipmanlarımı almıyorum. Bizler hayvan değiliz. Bunu daha önce de yaşadık zaten. Adı ve boy. Hiç para vermedik. Just stay right there. Move damn it move. Are you dumb or something? Piss off. Paramız yok değil mi bizim? Biz o paralarımızı geri alamadık şeyden. Sadece eşyalarımızı alabildik. Listen up. Get your ass in gear before I bust the cabinet. Ama buradaki şey saçma oldu tabii ki. Şahıs benden ne kadarım varsa alacaktı. Bu kadarlık para alabildi. Para alamadı yani. Halbuki benden en azından bir silah, bir sağlık paketlerimi falan alabilirdi diye düşünüyorum. Yardım. Düşman görüldü. Her an saldırabilir. Abi ya gelmeyeyim ben oraya abi ya. Vallahi. Ben bitmişim zaten. Beni soymuşlar. Psikolojim bozuk. Ne mutantı? Nerede olabilirler? Karakol komutanı ile konuş. Would you look at that? Where's your equipment, boy? This is a dangerous place. You won't get far without a good suit and a decent weapon. Monsters have gotten pretty nasty lately.
So we'll be grateful for any assistance you can give us in fighting the zone. Son zamanlarda yaratıklar iyice azıttılar. Bu çatışmalarda yardımcı olsak karşılığını verir. Eğer bize biraz para kazanmak istersen üstümüze gel ve komutanımızla konuşur. Ben müşterimizden biri oraya doğru gider, onlara takılır ve onlar seni bu beladan korurlar. Ancak şu anda galiba bunlar dütüler, güçlüler bunlarda. Şeyler geliyor abi. Mutantlar geliyor galiba. Onlara savaşmaya gidiyor bunlar. Yardımcı olalım. Paraya ihtiyacımız var. Dutilerle olan durum neydi? Boş. Burada yeni bir şey var. Lan. Oha. Neler? Oğlum hanginiz işedi lan yere? Kim etti lan bunu musallat bize? Sahneyi gördünüz mü oğlum? Nereye uçurdu onu? Babacım hiç gitmeyeyim be. Speed up! Fire! Bak, bak. Besmele nerede? Ben bunları takip edeyim abi. Bunlara yardım edeyim. Dütüler güçlü askerlerdir. Bunlarla da aramızın iyi olmasında epey bir fayda olacak. Arkadaşlar birileri nereye gittiğimizi söyleyebilir mi? Bak, duydum sesi. Yaratık tipleri çok güzel ha. Çok beğeniyorum bu mutantları. Bu arada az önce görünmez olan yaratık vardı ya. O yaratığın aynısı Stalker 2'de var. Biliyorsunuz şeyde de mevcuttu. Gameplay trailerında da. Trailerın sonunda çıkıyordu hatta. Yakın bakalım ateşinizi. If you don't holster your weapons, it'll be the only thing you can talk to. Которого на карте нет. Он туда-сюда, потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой, к нему и спрашивает. Уважаемый. Ben ödül müdür hocam? Тут отвечает. What's up, chief? Пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает. Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал-подумал и говорит. Ладно, монстры, это понятно. Зомби, еще
Stalkers, veterans and hunters, join duty, protecting the wall. Ben az önce dütülere yardım ettim, herhangi bir artı eksi olmadı ya. Bu arada biz var ya, Renegades ile bunlarla var ya, felaket durumdayız yani. Kesinlikle karşılaşmak istemiyorum kendileriyle. Dutiler güçlü, bunu biliyorum. Shadow of Chernobyl'den. Bunlar böyle sağlam askeri insanlar bunlar. Askeriler yani, baksanız abi. Metro 2033 şeyleri böyle bunlar. Sırhı mırhı. Yukarıda mı aşağıda mı simgeleri karıştırıyorum ya. Bakın gene şey, bunlar hep bir işarettir yani. Mesela bak, karanlık, karanlık, üst kat da karanlık, burası aydınlık. Yani oyuncuya diyor ki hocam buradan, zaten buradan çıkışta yokmuş. Komutan kim? Oğlum biz bu adamı... Hey, daha önce buraya geldim mi ben? Shadow of Chernobyl'de mi gelmiştim ya? Ne yapmışsınız siz ya? Shadow of Chernobyl'de geldik galiba, bununla tanışmıştık ya. Abi bu... altına gitmem lazım. Oraya gitmek isteyen kimse görmedim. Orada ne ile karşılaşan hakkında bir fikrin var mı? Basit bir yeraltı işte. Tıpkı diğerleri gibi. Aşağının çok da tehlikeli bir yer olduğunu duydum. Çok tehlikeli olmasa gerek ha. Tünelin girişini kapattığımızdan beri çok değişti. Sanırım patladıktan sonra yeni yollar açılmış. Ve sürekli Bloodstone dediğimiz yaratıklar fırlamaya başladı. Birçok adamımız oradan geri gelmedi. Many of our boys. I ordered to have all exits welded shut. Tüm çıkışların kapatılması için emir verdim. Bu biraz işe yaradı ama çok uzun süre değil. Yaratıklar yeni yollar kazmaya başladı ve gelmeye başladılar. Tam bir deliği kapattık derken onlar diğerini kazdılar. Sanırım bir amaçları var. Ne pahasına olursa olsun bizi bitirmek. I'll help you get under aşağı inmene yardımcı olurum ama bir şartla, evet. Yer altı haritasına göre orada bir yerde pompalama istasyonu var. Eğer pompayı çalıştırırsan tüm delikler su dolar ve yaratıkların hepsi boğulur. Tamam. İnanılmaz gergin bir bölümle karşılaşacağız. Bu bölümle arkadaşlar yer altından gideceğiz. He's going into the underground. Make sure he is able to reach the hole. General. Did someone really sign up to go down into those pits? That is correct. Make sure. Evet, evet, beni daha fazla germeyin. Well, good luck to you. The sergeant will give you the necessary coordinates. I've already sent you the layer's coordinates. Tamamdır, koordinatları aldık. Nerede? Çok uzak değil, hemen gideriz. Bu arada burada da, evet. Ama şu anda da paramız yok işte. Tamirci değil. Tüccar. Önemli karakter. Tüccar. Tüccar şurada. Karşı binada. Bir gidelim bakalım. Evet dostlarım. Deliğe girdik. Dışarıda bir pompalı silah bulmuştum. Ufak bir yolculuk yaptık zaten. Ancak o kısmı kayda almamışım. Çok özür diliyorum. Zaten herhangi bir şey olmadı. Doğru geldim buraya. Deliğin girişinde birkaç duty askerleri bekliyordu. Ben daha deliğe girmeden zaten dışarı birkaç tane yaratık pırtladı hemen. Savaştık. Adamlardan biri öldü. Onun böyle pompalısını aldım. Çok az mermi var. Kapalı mekan olacağını tahmin ettiğim için zaten belli olduğu için şey yaptım. Bu pompalıyı aldım. En azından 8 artı 9 yakın temas pompalılar çok işe yarıyor. Bunu burada kullanmaya bakacağız. İkinci katın planını attı arkadaş bize. İkinci katta pompa şeyisi varmış. Onu çalıştıracağız ve burası suyla dolacak ve bütün yaratıklar burada boğularak ölecek. Biz de buradan geçip gideceğiz tabii ki de. Bakalım burada map ne diyor? Yeraltını suyla doldur. Tamam. Çok gergin bir bölüm olacağı benziyor.
Dostlar, bunu bir sonraki bölüm yapıyoruz. Tabii ki de seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız da fayda olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok memnun olurum. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.